Eğer ayıp olmazsa, yani özel bir şey değilse sen yengeyi nasıl etkiledin acaba? Vallahi bizim ilk buluşmamız sinema filmidir. Önden araştırdım. Bu kız neyi sever, neden hoşlanır, ne ilgi alanına giriyor. Hepsini bir tarttım, araştırdım, baktım. Helal. Sonra bir gün kaldığı yurtta yatağın üstünde bir afiş gördüm. Film afişi. Sonra o filmi araştırdım. Gittim, buldum, izledim bu filmi. Santim santim repliklerini ezberledim bu filmin. Sonra sinema salonunu ayarladım. Anneni ayarladım. Dedim filme gidiyoruz. En sevdiği filme götürüyorum kadını. Aldım, götürdüm, birlikte filmi izledik. Savcım çok eğer özel bir soru olmayacaksa yine filmin ismini rica edebilir miyim acaba? Sen not mu alıyorsun orada? Tecrübelerini aktarıyorsun savcım. Ben de hani not alıyorum ki son 6 ay vereyim. Ne bileyim, işimize yarar. Biz daha genciz sonuçta. Ha, o şekilde. Tamam. Şimdi filmin adı... Vallahi film bir Fransız sanat filmiydi. Hı. Filmin adı lazım değil. Allah affetsin, 3 saatlik bir film. Bitmedi. İzliyorsun, izliyorsun, bitmiyor film. Velhasıl biz şimdi annenle oturmuş izliyoruz filmi. Yan yanayız. En kritik yerlerde laflar geliyor. Ben pat kulağına üflüyorum lafları. Bütün o replikleri tane tane söyledim. Aşk lafları. Annem bayıldı. Annen bayıldı tabii. Sen o zaman filmi daha önce izledin. Hayır. Ben ne zamanki afişi gördüm o zaman izledim. Lafları ezberlemek için. Sonradan şu durum çıktı ortaya. Meğer Canan'ın sevdiği bir film değilmiş. Sevmeyi bırak, bildiği bir film de değilmiş. Benim beyin yandı. Evet. Canan'dan önce orada kalan bir kızcağız o yatağın üstüne asmış o afişi. Ben de sandım ki Canan'ın sevdiği film. Canan da havalı diye kaldırmamış afişi. Durum bu. Canan'ın haberi bile yok filmden. Tepesindeki filmi izlememiş, bilmiyor. Ben izledim. Kim bilir kaç kere ezberledim yani. Öyle biliyorum filmi. Savcım o zaman istediğin gibi neticelenmemiş sanki sonra çok ya. Hı hı. Yani bu çalıştığım kısım istediğim gibi neticelenmedi. Ama biz o salondan sevgili olarak çıktık. Neden? Çünkü Canan bendeki çabayı, bendeki gayreti, o emeği gördü. Çünkü uğraş var işin içinde. Emek var. Yaz orada. Emeğe saygı yaz büyük harflerle. Evet. Anlatabiliyor musun? Sen benim ne demek istediğimi anladın ama. Ya anladım. Onda bir sıkıntı yok. Yan evinde uyanmayı özlemişim. Öyle mi? Burada kaldığım zamanlarda sabah uyanır uyanmaz hemen pencerenin önüne, camın önüne koşar böyle bakardım. Neredesin, ne yapıyorsun diye seni görmek için. Şimdi de aynı pozisyondayım. Ama şu an ben odamdayım Akgün, göremezsin beni. Olsun. Orada olduğunu biliyorum ya, o yeter. Sesini duymak da güzel. Ama yetmiyor işte Yağmur. Günaydın. Aşkım. Ah. Ne haber? İyi. Günaydın. Günaydın. Şimdi seni okula bırakacağım. Sonra okuldan alacağım. Bugün ilk buluşmamız önemli. İlk buluşma? İlk buluşma önemli. Özel bir şeyler yapacağız bugün. Sana bir özgüven gelmiş. Yağmur Kara, sen bizim nezaketimizi tedirginlikle karıştırıyorsun. Bak. Laflara bak sen ya. Hayırdır? Yoksa Allah'tan ya başka tamam. Da kimseden. Tamam Akgün. İlk buluşma güzeldi. Sen oradan devam et, tamam mı? Ne yapacaksın bakalım? Neymiş planların? Sürpriz. Sürpriz. Bakayım sana bir. Sürpriz. Sürpriz. Wow. Çok havalısın sen ya. Kapı açmalar falan. Çok havalı. Akgün Göker. Sen daha dur Yağmur Kara. Sen daha dur. Sen bekle. Bak şuna bak ya. Çok garip planlarım var, çok garip. Korkmalı mıyım? Korkma. Ama heyecanlanmakta da hakkın var yani. Onu da söyleyeyim. Buluşma olayı önemli. Şimdi Naz, sen daha iyi bilirsin. Hani kuzeni, yani Yağmur Kara hani normal bir insan evladı olmadığı için kendisi böyle alelade bir etkinlikle etkileyemezsin, boyayamazsın gözünü diye düşünüyorum ben. Buna kalsa yapacağı şey işte bir mekan kapatmak. Bir tane sanatçı çıkartacak, gidecek kızı tekneyle alacak, bak, gelecek. Bana çok farklı sanki kendisi, bak. Böyle bir şey bence de yapma Yağmur'a. Kusabilir. Değil mi? Yok, aklımda benim güzel bir fikir var. Böyle entel dantel bir fikir. Oğlum bir dur bak belki hani ne bileyim işinize yarar. Soner. Ben merak ettim, bana anlat. Hah. Aynı ilgiyi göstersen olmaz değil mi sende? Bak Nazan. Baştan şunun adını koyalım. Tamam. Beni yarı yolda bırakmayacaksınız, beni satmayacaksınız, beni ekmeyeceksiniz. Bu organizasyonda beraber yürüyeceğiz. Tamam yine uzatmaya Allah başladın aşkına. Ya söylesene biz ikimiz ne yapacağız? Bunu söyle, tamam mı? Uzatmadan. Yapalım, kurtulalım, bitsin gitsin, anladın mı? Tamam abi anlatıyorum. Anlatıyorum. Bildiğimiz sinema mı kapatacaksın? Yani doğru mu anladım? Yani evet böyle baş başa hani film izleme şeklinde ne bileyim. Güzel bir yere kapatacaksın ama illa yani. Yok ben beğendim. Valla yani Yağmur'un da hoşuna gidecek bir fikir gibi geldi. Ha. Şimdi sorun şu, Yağmur ne sever, ne izler ben bilmiyorum. Acaba diyorum böyle bir tane aşk filmi patlatsam mı? Böyle gülmeli, ağlamalı, salyalı, sümüklü. Sen hayatında kaç tane aşk filmi izledin? Sıfıra yakın. Sıfıra yakın. Sen ne anlarsın oğlum aşk filminden, sanat filminden? Olmaz zaten. Niye, sebep ne? Yağmur sevmez oturup, ben severim. Ne sever peki Yağmur, Naz? Sence? Polisiye deme burada şimdi. Aa. Yağmur ne yapacağız biz Yağmur'u ya? Polisiye romanlarından kaldırmıyor kafasını. Sen başına çok güzel iş almışsın kardeşim. O zaman Naz sen bana hangi filmi sevdiğini söyle yani film ismi ver. Ben o filmi ayarlamaya çalışayım çünkü uzun vadede benim zamanım alacak bu iş. Filmi buldun, ayarladın, biz getirdin. Biz ne yapacağız biz? Biz oraya gel artık. Şimdi tam oradayım. Oğlum siz bana ortam hazırlayacaksınız. Tamam mı? Bana atmosfer yaratacaksınız. Şimdi seni tek başına göndermek isterdim. Hani sinemaya. Sen aslında halledersin ama başın belaya girer. Polisler girer işin içine. Naz en azından insan evladı. Seni dengeliyordur. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi Naz yani yanlış mıyım? Sıfata bakar mısın? Öyle bir etkisi var ki insanları tesiri altına alıyor ama benim söylediklerimi de yanlış anlıyor. Oğlum biraz gül, yanaklarını, dudaklarını, dişlerini şöyle bir görsek, yanaklarını biraz açsan. Hani o kadar da güzel bir insan evladısın ki aslında. Yakışmıyor mu gülmek Naz buna? Geç kalıyoruz ya. Hala yetişebiliriz istersen. Yetişmeyelim. Burada kalayım birazcık. Burası çok güzel. Sürprizi merak etmiyor musun? Ediyorum. Ama burası da çok güzel. Burada kalayım. O zaman ben sana sürpriz söyleyeyim. Söyle. Açık hava sineması. En sevdiğim film. Vanilyalı dondurma. Gerçekten mi? Tamam o zaman gidelim. Hadi gidelim. Çabuk gidelim. Hızlı ol hadi. Ama böyle yaparsan gidemem. Kalkamam buradan. Ama biraz daha duralım hadi. Birazcık daha. Hadi uykucu hadi. Hayır uykucu değilim ya. Biraz daha duralım. Geç kalalım. Olur mu? Olur. Tamam. Ama zaten geç kaldık. Tamam hadi çabuk gidelim. Hadi. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi uykucu. Hadi kalk. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle çok beğendim biliyor musun? Gerçekten mi? Beğenmen önemli değil. Çünkü sık sık gelip gideceksin. Hı. Hadi gel. Tamam. Hadi ben çantamı getiririm hadi. Vertigo! Çok önemlisin. Gerçekten mi? Sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım? Benim hayalim bunu filmde, sinemada izlemek ya. Dedim sana bu konularda ben iyiyimdir diye. Sen araştırmışsın. Araştırmışsın sen. Nasıl buldun? Naz mı söyledi? Ya bırak şimdi nasıl? Hadi içeri girelim. Ya neyi bırak? Hayır söyle. Bırak hadi içeri girelim. Gidelim. Sen ciddi misin? Öpeceğim. Dikkat et. Ya Akgün sana inanamıyorum ya. Burayı biliyorsundur sen zaten. Ya biliyorum da sen nereden biliyorsun buraları böyle? Öğrendik. Niye öğrendin sen bakayım? Yağmur Kara. Yağmur Kara için mi? Akgün neler yapmışsın? Sen bizim ismimizin yanına ne yazdığında öyle şaşırıyorsun şimdi böyle ya. Mumlar, minderler. Senin içinden küçük, romantik bir prens mi çıktı? Esiyor. Yani şimdi bugün hiç kimse olmayacak mı? Bir tek biz miyiz? Vallahi. Sinema senin gülün bugün. Gülüm mü dedin sen az önce? Gülüm dedim. Ama bu kadar oluyor Yağmur. Tamam toparlayacağım ama şimdilik bu kadar oluyor yani. Şu an seni çok pis seviyorum. Ben de. Anlıyorsun değil mi? Başlıyor mu? Başlattık. Şöyle biraz yaklaşayım sana. Sen filmi biliyor musun? Yani ismen. İsmen. Hı hı. Vertigo aslında psikolojik bir rahatsızlık. Yani şey gibi düşün. Yükseklik korkusu gibi. Anladın mı? Hmm. Önce bir dondurmamızı yiyelim. Sonra yine oradan şey yapalım. Benimki nerede? Bunu al Yağmur sen. Benimki yok. Ali Bey. Hah. 2 tane tamam. Dondurma şey olacaktı. Sen Ali Bey. Ali Bey'i boş ver. Seninki burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.